Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Muhtemelen bu soruların benzerleri sizin yazınızda çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki ağırlıklı olarak doğal sayılardan soru soracaktır öğretmeniniz. Hiç vakit kaybetmeden başlıyorum. 1. soruyu okuyalım. 605.785 doğal sayısının basamak isimlerini ve basamak değerlerini yazınız diyor. Hemen en küçük basamaktan yani birler basamağından başlıyoruz. Bunun basamak ismi birler. Diğeri onlar yazalım. Diğeri yüzler basamağı. Onu da yazalım. Diğeri binler basamağı. Binler. Diğeri on binler. On binler diyelim. Ve en büyük basamağımız yüz binler basamağı. Onu da yazalım. Yüz binler. Bir de ne diyordu? Basamak değerlerini yazalım diyordu. Şimdi 5'in basamak değeri 5 tane birlik 5 çarpı 1 yani 5 eder. 8'in basamak değeri onlar basamağında olduğu için 8 tane 10'luk 8 çarpı 10 yani 80 oluyor. 7 tane yüzlük var. O zaman 700. 5'in değeri 5 tane binlik. 5000 oluyor. 0'ın değeri 0 tane 10 binlik yine 0. Yani hiç 10 binlik yok demektir bu. 100 binlerde 6 var. Yani 6'nın değeri 600 bin oluyor. Evet, bir de şunu söyleyeyim ek olarak sayı değeri deseydi sayı değeri rakamların kendisiyle aynı oluyordu. Yani 8'in sayı değeri 8, 7'nin sayı değeri 7, 6'nın sayı değeri 6 oluyor. Sayı değeri ne demek? Kaç tane olduğunu bize söylüyor demek. Yani 7 tane var, 8 tane var, işte 5 tane var demek istiyor. Basamak değeri ise rakam hangi basamaktaysa orada kazandığı değer oluyor. Yani 7 örneğin yüzler basamağında olduğu için onun basamak değeri 700 oluyor. Cevabı bu şekilde yaptık. Evet ikinci sorumuz aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamla yazınız diyor. Hemen yazalım. Bakın ilk önce binler bölüğünü yazacağım. Yani 208 bin. Yani binler bölüğünde 208 var. 208 bin diyor çünkü. Sonra 617. 617. Hatta yazarken şöyle binler bölüğü ile birler bölüğünün arasında hafif bir boşluk bırakırsak sayımız daha güzel görünüyor. Daha iyi okunabiliyor. Bu şekilde yazabilirsiniz. Diğeri bakın 8000. Yani binler bölüğünde sadece 8 var. Sonra 103. 8103. İşte bu şekilde. 800.000. Yani binler bölüğünde 800 var. 800.000 ve 6. Şimdi burada ne yapmalıyız? Bakın birler bölüğünde 3 basamak olması gerektiği için şöyle yapmalıyız. 0, 0, 6. Bu şekilde. Bazen öğrenciler yanlış yapıyorlar. Nasıl yanlış? 800 bin var ya mesela 800 koyuyor. Sonra bir de 6'yı görüyor. 6'yı buraya koyuyor. Yanlış oluyor tabii. Bu değil. Çünkü bu 8006 yani. Buradaki sayı değil. 800 bin 6 böyle olması lazım. Şuradaki sıfırları kendimiz koymamız lazım. Devam edelim. 307.000. 307'yi koydum. 870. 870'i de yazarsak işte bu şekilde yazmış olduk. Yuvarlama konusu. Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa ve en yakın yüzlüğe yuvarlayınız diyor. Şimdi ilk önce en yakın onluğa yuvarlayalım. Biz sonra yüzlüğe yuvarlayalım. En yakın onluğa yuvarlarken en sondaki birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 4 var bakın. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 ve 4 varsa bu sayı gerideki onluğa yani kendi onluğuna yuvarlanır. Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa bu sayı da öne gider, ileri gider, öndeki onluğa gider. Burada 4 var geriye dönecek. Geride kim var? Bakın 80'i görüyoruz. O zaman ne yapacağız? 4380 yuvarlayacağız. Bakın burada 5 var. Birler basamağında. 5 ileriye gidecek. İleride kim var öğretmenim? Ben nereden bileyim? Şuradan bulacaksınız. Bakın 3 yani 30 var değil mi? 35 diyoruz ya. İleride 30'dan sonra kim olur? 40. Yani şu anda 30 var.
yuvarlanacak, öne gidecek, yani 40'a gidecek 30'dan sonra. O zaman diğerleri aynı. 25.240'a yuvarlanır. Burada 7 var. 7 ileriye gider. Burada 90 var. O zaman 90'dan sonra 100 olacak. Yani yüzler basamağını da değiştireceğiz o zaman. Yani 90'dan sonra burada 400 var. O zaman 500'e gideceğiz yani. Demek ki bu sayımız 5500 olacak. Diyeceksiniz ki öğretmenim 5500 ama yüzlük. Evet tamam, yüzlük. Hem yüzlüklerin içerisinde hem de onlukların içerisinde. 500 sayısı. 5500'de hem yüzlüklerin katı hem de onlukların katı. O yüzden hem onluk olarak buraya yuvarlayabiliriz. Yüzlük isteseydi tamam, onu zaten burada yapacağız başka sayılarla. Şimdi geldik en yakın yüzlüğe nasıl yuvarlıyoruz? Son iki basamağa bakıyoruz bu kez. Son iki basamaktaki sayımız eğer 50'den küçükse geriye dönecek. 50 veya 50'den büyükse ileriye gidecek. Burada 49 olduğu için geriye dönüyor. Geride zaten 500'ü görüyoruz. Kendi yüzlüğü. Ne yapacağız? 23.500'e yuvarlayacağız. Burada 51 var bakın. 50'yi geçmiş. O zaman ileriye gidecek. İleride kim var? Burada 100'ü görüyorum. O zaman 200 olacak. Yani 7200 diyeceğiz. Burada tam 50 var. 50 olduğunda da ileri gidiyor. Ve o zaman ne yapacağız? 74.000, bakın burada 300 olduğu için bir sonraki 400. 74.400'e yuvarladık. Bu şekilde yuvarlamaları da göstermiş olduk. Çözümleme. Aşağıdaki çözümlemeleri, yapılmış sayıları bulup karşılarına yazınız diyor. Çözümleme yaparken birazdan örneklerde de göstereceğim. Dikkat etmeliyiz. Verilmeyen basamaklara özellikle dikkat etmeliyiz. Hemen uygulayalım. 5 tane 100 binlik, yani 100 binler basamağına 5 koydum. Bakın 10 binlik yazmıyor. Neden yazmıyor? Çünkü 10 binler basamağında 0 var demektir bu. O zaman ben 10 binler basamağını boş bırakmamalıyım. Oraya bir 0 koymalıyım. Burada yazmıyor diye orayı atlayamam yani. 6 tane binlik hemen koydum. Yüzlük var 5 tane. Onluk 4 tane. Bakın birlikler verilmemiş. Birlikler verilmedi diye ne yapacağız? Burayı boş bırakmayacağız. Yine kendimiz bu sıfırı koyacağız. Şimdi öğrenciler bazen yine burada yanlış yapabiliyorlar. Nasıl yapıyorlar? Şöyle buradaki rakamları görüyor. 5, 6, 5 ve 4. Şöyle yazıyor. 5, 6, 5 ve 4. Sayı 5654 zannediyor. Yanlış. Bunu çizelim. Bu yanlış. İşte bu yanlışı da gösteriyorum. Kendi sınavlarda dikkat edin. Bu yanlışları yapmayın diye. Devam edelim. 9 tane 10 binlik. 10 binler basamağını koyalım. 2 tane binlik. 3 tane yüzlük. Onluk yazmıyor. O zaman 0 koyuyoruz. Birlik 2 tane. Şimdi burada şu aklınıza gelebilir. Öğretmenim 100 binler basamağı verilmemiş. Niye 0 koymadın? Koyabiliriz. Fark etmez. Yani burası da 3 basamaktan oluşuyor biliyorsunuz. Binler bölüğü. Ama baştaki 0'ın değeri yok ki. Yani başa ben 0 koysam da sayı gene 92.302. 0 koymasam da yine 92.302. Yani baştakini koymayabiliriz. Ama ortalarda olduğunda muhakkak koyacağız. Veya sonda olduğunda koyacağız. Devam edelim. 7 tane 100 binlik koyduk. 10 binlik yok. O zaman 0. Binlik de yok. Bir 0 daha. Yüzlük var 8 tane. 7 tane onluk ve 4 tane birlik. İşte sayımız 700.874. Buradaki çözümlemeler de basamak değerleriyle verilmiş. Tamam. 3 tane binlik var. Yüzlük 4 tane, onluk 3 tane ve 5 tane birlik. 2 tane 100 binlik, yani 200 bin olmuş. 2'yi koydum. 10 binlik var 5. Binlik yok. O zaman 0. Yüzlük var 8. Onluk 4 tane ve 9 tane birlik. İşte bu şekilde. 8. soru. Buradaki doğal sayısının 709.123 doğal sayısının binler bölüğündeki basamakların sayı değerleri toplamı kaçtır? Bakın binler bölüğündeki ilk önce rakamları bulalım. Kimler var? Şurası. 7, 0, 9, 709 var. Buradaki basamaklardaki bu rakamların sayı değerlerinin toplamını diyor. Yani basamak değerlerini sormuyor. Sayı değerleri ne demiştik? Kaç tane olduğunu söylüyor. Yani 7'nin sayı değeri 7. 0'ın sayı değeri 0, 9'un sayı değeri 9, sayı değerleri toplamı ne oldu? 16 oldu. Cevabımız bu kadar. Şimdi örüntü konusu. Aşağıdaki örüntüleri tamamlayınız diyor. Bakalım nasıl bir ilişki var içerisinde. 5, 15, 25, 35. Bakın hep çoğalıyor. Toplama olabilir çoğaldığında ya da çarpma olabilir ama burada toplamayla
kolayca bulabiliriz. 5, 15, 10 tane çoğalmış. Sonra yine 10, yine 10. Demek ki onar onar gidiyor. 35, 45, 55, 65. Peki burada 70'ten 67'ye 3 tane azalmış. Sonra yine 3 tane azalmış. Yine 3, yani 3'er 3'er azalıyor. O zaman azaltalım. 55, 52, 49. Şuna bakalım. 550, 540, 640, 630, 730. Biraz karışık gibi olmuş değil mi? Nasıl bir ilişki var? 550'den 540'a 10 tane azalmış. Sonra 100 tane çoğalmış. Değil mi? 100 artı 100. Sonra yine 10 azalmış. Eksi 10. Yine 100 çoğalmış. Demek ki buradaki ilişki 10 tane azalacak, 100 tane çoğalacak. Şimdi sıra kimde? 10 tane azalması lazım. 730'dan 10'u çıkardığımız 720. Sonra 100 tane çoğaltacağız. 820. 10 tane azaltıyoruz. 810. Diğerine bakalım. 24, 28. 4 tane çoğalmış. Sonra 2 tane azalmış. Sonra yine 4 tane çoğalmış. 2 tane azalmış. 4 tane çoğalmış. O zaman sırada 2 tane azalacak. Yani 30 olacak. 4 tane çoğalacak. 34. 2 azalacak. 32. 4 tane artacak. 36. Bu kadar. 10. soru. 6 basamaklı bir doğal sayının 10 binler basamağını 2 artırıp yüzler basamağını 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişiklik olur? Şimdi burada örnek bir sayı yazıp bu örnek sayı üzerinden yapabilirsiniz. Ama buna hiç gerek yok. Ne oluyor sayıda? 2 tane arttırıyoruz. Nereyi? 10 binler basamağını. 10 binler basamağının 2 tane artması demek sayının 20 bin çoğalması demek. Çünkü 2 tane 10 binlik 20 bin ediyor değil mi? 20 bin çoğalıyor sayı. Artıyor yani. Sonra ne oluyor? Yüzler basamağını 3 azaltıyoruz. O zaman da 300 azalmış oluyor. Ne oldu şimdi? Biraz 20 bin arttı, 300 azaldı. Bunların ne kadar farkı oldu? Şöyle çıkarıyoruz. 0, 0. 0'dan 3 çıkmaz. Komşulardan alarak geldik. Burası oldu 10. 10'dan 3 çıktı. 7. Burada kaldı 9. 19.700. Ne oldu? Arttı mı, azaldı mı? Çoğaldı. Arttı. Niye? Çünkü çok artmıştı. Yani 2'yi çoğalttığımızda 20 bin artmıştı ya. Bu kadar da azalmıştı. Arasındaki ne kadar fark olduğunu bulduk. Yani 19.700 kadar sayımız artmış oldu. Artar dedik. Bu şekilde yaptık. 11. soru. Aşağıdaki çıkarma işleminde bilinmeyen sayıları bulunuz diyor. Sonra ABC toplamını soruyor bize. Bulalım. 2'den hangi sayıyı çıkarırsak 8 olur? Hiçbir şekilde olmaz. Demek ki bu 2 komşudan alıyor. Çünkü 2'den kimi çıkarırsan çıkar 8 olmaz. 8 ileride çıkarmada geriye gidiyorsun. O zaman bu 2 komşudan alıyor. Burası 12 oluyor. Yazalım. 12'den hangi sayı çıkıyor? O zaman A harfini yerine 4 koyman lazım. 12'den 4 çıktı, 8. A harfini bulduk. Peki komşudan ne var? Komşunun yalnız bir tane verdiğini unutmayalım. Çünkü genelde burada hata oluyor. Bir tane verdiğini unutuyor öğrenciler. Komşuyu nasıl bulacağız? Şöyle bakın. 5, 5 daha 10 eder. Yani buraya 0 koysak 10'dan 5 çıktı, 5 kalır. Ama bir tane de verdiği için ben buraya 1 koyuyorum. Bakın şöyle oldu. 2'den işte çıkmadı. 12 de oldu. Yani buradan bir 10'luk aldık. 12 oldu. Burada kaldı 0 değil mi? 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 10 o zaman. Yukarıya yazayım. 10'dan 5 çıktı, 5. Bakın şimdi doğru oldu. Yalnız bu 4 bir tane vermiş oldu değil mi? Ne kaldı burada? 3 kaldı. 3'ten C harfi çıkacak, 6 olacak. Olmuyor. 3'ten çıkarınca 6 olmuyor. O zaman komşudan alıyor, 13 oluyor burası. Komşuda 7 kaldı. Bunu unutmayalım. 13'ten hangi sayı çıkınca 7 kalıyor? 6 kalıyor. 7 çıkaracağız yani. C harfi de 7 oldu. Diğerine bakalım. 7'den 3 çıktı, 4. Bakın doğru oldu. Şimdi A harfine kim geldi? 4. Yazalım. B harfi 1 oldu. Artı C harfi de 7 oldu. Bunların toplamını soruyordu. 5, 7 daha 12. Cevap 12. Diğer sorumuz. 0, 2, 6, 7, 5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en büyük tek ve en küçük çift doğal sayıların toplamı kaçtır? Zor bir soru. Şimdi en büyük yapacağız ve tek yapacağız. Tek olması için sayımızın en arkasına, yani birler basamağına tek olan bir rakam koymam lazım. Tek kim var burada? Sadece 7 ile 5 var. Bunlardan küçüğü arkaya koyacağım. Çünkü büyükler önde lazım. En büyük yapacağım ya. 5'i en arkaya koyuyorum. Sonra diğerlerini büyükten küçüğe sıralıyorum. 7, 6, 2 ve 0. İşte böyle. Yani en büyük,
tek sayı buradaki rakamlarla böyle oldu. Şimdi en küçük çift yapacağız. En küçük çift yapmak için en arkadaki rakamı çift yapmam lazım. Yani 6'yı veya 2'yi ya da 0'ı koyacağım. Ama ben burada 6'yı koyacağım. Niye? Çünkü küçükler önde lazım. Sayımız küçük olmasını istiyoruz. O zaman buradaki çiftlerden büyük olan 6'yı arkaya atıyorum. Geri kalanları küçükten büyüğe sıralıyorum. 0'ı başa koyamam. O yüzden 2'yi koyacağım mecburen. Sonra 0'ı koyacağım. Ne kaldı başka? 5 ve 7 kaldı. 5'i koyacağım. Sonra 7'yi koyacağım. Ve bunların ne diyordu? Toplamı diyordu değil mi? Hadi toplayalım. 5, 6 daha. 11 elde var. 1 verdik buraya. 8, 7, 6 ve 9. İşte cevabımız bu şekilde oldu. 96.781. Son olarak bir de problemimiz var. Bir kamyonda bulunan elmalar armutlardan 398 kilogram eksiktir. Bu kamyonda 1285 kilogram elma olduğuna göre kamyonda bulunan elma ve armutların toplamı kaç kilogramdır diyor. Şimdi elmaları biliyoruz, yazalım. 1285. Armutlar ne diyor? Elmalar armutlardan bu kadar eksik. O zaman armutlar çok demek ki, fazla yani. O zaman 1285 ile 398'i topluyorum. Armutların sayısını buluyorum. 13, 9 oldu. 9, 9, 18, 50 var. 1, 3, 3, 6 oldu. 1683 kilogram armut oldu. Bakın elmalar eksik oldu değil mi? Armutlar fazla oldu. Ve bunların toplamı diyordu. Bütün meyvelerin toplamı. Toplayalım. 5, 3 daha 8. 8, 8, 16, 50 var. 1, 3 oldu. 9. Ve 2968 kilogram elmalar ve armutlar tuttu toplamda. Buna, bize de bunu soruyordu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.